Bu konuda pek çok kez yayın yaptık ama bu konuda çok daha fazla yayınlara ve halkımızı bilinçlendirmeye ihtiyaç var. Sedat Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar Vedat Bey. Siz her zaman diyorsunuz ki Çernobil'den çok daha kötü olacak Erzincan. Bu şekilde topraklarımız ve madenlerimiz yağmalanmaya devam ederse ve altınların ve altından çok daha değerli madenlerin alınıp yurt dışına götürülmesinin haricinde an itibariyle topraklarımızın ağır şekilde zehirlendiğini ve bir süre sonra 15-20 yıl sonra da madenleri olmayan ama bir atık çöplüğüne dönmüş bir Erzincan'dan söz ediyorsunuz. Ne oluyor anlatır mısınız bize? Şimdi Vedat Bey, ben söylemiyorum. Ben Allah akıl vermiş, onu kullanıyorum, kullanmaya çalışıyorum. Bilim söylüyor. Eğer bilime inanıyorsak benim elimdeki belgeler söylüyor. Klasörler söylüyor. Şu anda 2021 yılındayız. Bilim çağındayız. İnsanoğlu Mars'a koloni götürmenin hesabını yapıyor. Ben de bunları ben söylemiyorum. Kendi ÇED raporlarından belgeleriyle yüzlerce klasör şeklinde belgeleriyle belgelerin içindeki bilgileri ben aktarıyorum. Ben aracıyım yani. O ÇED raporundan, bilimsel raporlardaki belgelerden bahsediyoruz. O raporlara göre bura dünyanın ikinci Çernobil'i olacak. Vedat Bey. Dünyanın ikinci Çernobil'i. Allah akıl vermiş. Yani bunu anlamak için bizim dahi veya profesör olmamıza gerek yok. O belgeleri okudu, okuması yazması olan zerre kadar ufak bir algılama sorunu yoksa herkesin bilmesi gereken bir konu yani. Onu söyleyeyim. Elimdeki bilimsel raporlarla, belgelerle konuşuyorum ben. Bu proje durdurulamazsa dünyanın ikinci Çernobil'i Vedat Bey. Dünyanın olacak. Nasıl olacak anlatır mısınız? Hocam şimdi burada kullanılan teknoloji Vedat Bey, deneme yanılma yöntemiyle çalışıyorlar bunlar. Dünyada eşi benzeri olmayan bir teknoloji uyguluyorlar. Dünyada diyorum, dikkatinizi çekerim. Şu anda elimde iki tane ÇED raporu var. Kendilerinin hazırlattıkları, bakanlığın onay verdiği ÇED raporları var. ÇED raporlarını üniversitelere, bilim adamlarına götürdüm, gönderdim, mail üzerinden gönderdim. Kendileri, bir tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi, bir tanesi de Türk Toraks Derneği. Türk Toraks Derneği'nden bahsedeyim size Vedat Bey. Türkiye'de sağlık alanında hizmet veren, binlerce üyesi olan Türkiye'nin en büyük sağlık derneklerinden bir tanesi. Sadece prof düzeyinde 1300'e yakın üyesi var. 1300'e yakın. Ben bu ÇED raporunu kendilerine klasör halinde gönderdim. Dosya halinde. Dedim ki sevgili hocalarım, benim bölgemde, memleketimde böyle bir proje başlattılar, geliştiriyorlar. Kullandıkları kimyasallar bunlar. Ne diyorsunuz? Neyin nefis, neyin nesi, neyin fesi? Adamlar bütün dünyayı araştırdılar Vedat Bey, bütün dünyayı. Bilimsel raporların bir tanesi 4 ayda hazırlandı ekipleriyle birlikte. Bir tanesi de Türk Toraks Derneği de 2,5 ayda hazırladı. Bütün dünyayı araştırarak hazırladıkları rapor, ÇED raporundan kısa bilgiler aktarayım. Diyor ki eğer bu proje durdurulamazsa kaçak nükleer atık tesisinden daha ahlak dışı, daha tehlikeli. Yani bunu anlamak için yine söylüyorum. Vedat Bey'in, Sedat Bey'in bilim adamı, dahi profesör olmasına gerek yok. Yazıyı okuduğun zaman bilim insanlarının söylediğini söylüyorum. Kaçak nükleer tesisten daha tehlikeli diyor. Daha bundan açık nasıl izah edilebilir Vedat Bey? An itibariyle orada neler yaşanıyor? Mesela insanlar şu anda bu zehirlenmeden nasibini almış durumdalar mı? Hasta sayısı var mı? Ayrıca da Fırat'ın hemen kenarında olan bir maden. Ben geldim, gördüm, orayı da biliyorum. Zaten gelip gördüğümde devleti yönetenlerin nasıl çifte standart uyguladığını da gösteren oldum. Hemen hatırlatayım. Ben aşağı yukarı 2000 yılından beri Ödemiş Bozdağlar'da altın ve bu bölgedeki değerli madenler ruhsat sahibi olan tek Türk'le yakın dostum benim ve onun sorunlarıyla uğraşıyorum. Artık bu konuda kitap bile yazdım. Ama nedense Türkiye'yi yönetenler hep her şeyi saklamayı tercih ediyorlar. Örneğin son olarak o bölgede ben kendi ellerimle yaptığım testlerde bundan
8-10 sene önce 3 ayrı üniversitede Rhenium, Rhodium, Osmium, Technetium, yani Türkiye'de varlığı yok denilen ama her birinin gramı altından çok daha fazla olan bu değerli soy metallerin olduğu bir bölge, etrafında Kanadalı, Amerikalı ve dünyanın en tanınmış maden şirketlerinin 50 yıldır ruhsat sahaları var ve bu ruhsat sahalarını aslında açmamalarının nedeni madenlerinin kalbinin bir Türk'te olması. Abdullah Şentürk, buradan da selam olsun kendisine. Yıllardır ÇED raporu vermiyorlar. Vermeme gerekçeleri ne kadar vahim olduğunu ben Erzincan'a gelince görünce hemen anladım. Çünkü diyorlar ki 30 kilometre ilerisinde yerleşim birimi var. Bu yerleşim biri de kayak merkeziymiş. 30 kilometre. Evet. Erzincan ilişte gidenler ihaneti gözleriyle görebilirler. Türk milletine, Türk vatanına yapılan ihaneti gözleriyle görebilirler. 500 metre mi maksimum, 300 metre mi Fırat Nehri'ne olan uzaklığı, Çöpler Köyü'ne ve diğer yerleşim birimlerine, İliç ilçesine uzaklıklarını siz söyleyin de inanmayanlar da buradan inansınlar. Bir devlet kendi milletine bu kadar çifte standart olamaz. İşte ikinci kapitülasyonların bu olduğunu düşünüyorum. Ama Türk milletinin bu gidişatı kader değildir. Mutlaka bu madenlerin daha fazla soyulmaması için Kaz Dağları'nda olduğu gibi, Fatsa'da olduğu gibi, Cerattepe'de olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde mantar gibi bir panikle bu hükümet döneminde, özellikle bu hükümet döneminde bir panikle 15-20 yıl içinde gelecek nesillerimizin kefen parasını dahi alıp götürecekler. Geriye de zehirlenmiş kirli topraklar bırakacaklar gelecek nesillerimize, çocuklarımıza. Biz buna izin vermeyeceğiz. Şimdi siz oradaki o ilçenin yakınlığını, köylerin yakınlığını anlatır mısınız bize? Vedat Bey, ilçemizin nüfusu baştan oradan başlayayım. 2700'dü, şu anda 10.000'i geçti. Bu 50'ye yakın, 40'ın üzerinde kimyasal kullanılıyor. 23 tanesi direkt kanser yapıcı ÇED raporundan. Bu proje 10.000 nüfuslu ilçeye yakınlığı, buranın altını çiziyorum, 650 metre, 30 kilometre, 50 kilometre değil, 650 metre. Madeni Amerikalılar çıkartınca o mesafe hiç önemli değil. Eğer madeni bir Türk çıkartmak istiyorsa hem 30 yıl boyunca izin verilmiyor, hem de işte böyle 30 kilometre ileride, tekrar ediyorum, 30 kilometre ileride turistik bir tesis var. Bu yüzden olmaz diyerek ve yüz binlerce lira uzatma parası isteyerek ki hala dayanıyor. Yani bir an önce orayı bıraksın gitsin, orayı da bir an önce Amerikalılar gelip o madenlerimizi alsın diye mücadele eden maalesef Türkiye'yi yönetenler, gerçekten kabul edilemez uygulamalar bunlar. Bu tezat kabul edilecek gibi değil. Buyurun. Vedat Bey, atık barajı yaptılar. Atık 10.000, dediğim gibi 10.000 nüfuslu ilçemize 650 metre, benim köyüme 180 metre, metrelerden bahsediyoruz. Atık barajı yaptılar bir tane, ikincisi yolda. Atık barajının büyüklüğü 197 futbol sahası büyüklüğünde. 40 tane 50 tane kimyasal boşaltılıyor. O atık barajının açık alanda atmosfere karışıyor. 23 tanesi direkt kanser yapıcı. Aktif fay hattı üzerine kurdular. Aktif fay hattı. Bunu Erzincan'ın birinci derecede deprem bölgesi olduğunu bütün Türkiye biliyor, dünya biliyor. Sağır Sultan dahi biliyor. Aktif fay hattı üzerine atık barajını inşa ettiler Vedat Bey. Türkiye'nin burada bir çevre felaketi yaşanacak. Bu bağıra bağıra geliyor. Zaten açık, her şey açık. Türkiye'nin iki tane büyük nehirlerinden biri olan Fırat Nehri'ne yakınlığı 350 metre Vedat Bey. Bu Fırat Nehri Keman Barajı'nı, Karapak Barajı'nı, Atatürk Barajı'nı besliyor. Oradan da çıkıp Suriye ve Irak'a gidiyor. Suriye ve Irak'a. Elimdeki bilimsel raporlara göre diyor ki burada olacak bir depremde atık barajının seddesinde olacak bir yarılmayla Türkiye'nin ilelebet tarımı tehlikede. Türkiye'nin. Burada büyük bir vatana ihanet yaşanıyor. Vedat Bey, vatana ihanet yaşanıyor. Açıkça söylüyorum ben. Burada büyük bir
Vatana ihanet yaşanıyor. Sen 197 futbol sahası büyüklüğünde milyonlarca ton, milyarlarca ton siyanür sülfürik asidini, asit atığını getirip aktif fay hat üzerine nasıl kurarsın? Bunun yakınlığı baraja, Fırat Nehri'nin barajına yakınlığı 350 metreli. Metrelerden bahsediyoruz biz. Kilometrelerden bahsetmiyoruz. Bu firmanın %80'i Amerika, Kanada ortak yapımı, merkezleri Denver, Colorado'da, Vedat Bey Denver, Colorado'da, %20'si de yerli işbirlikçileri. Burada milyon dolarlar değil, milyar dolarlar dönüyor, milyar dolarlar. Mesela Erzincan'daki %20 kime ait? Onun ismini ben vermeyeyim, siz verin. Biliyorsunuz, ben vermediğim halde bana ceza davaları açmaya çalışıyorlar. 7 tane ceza davası açmaya çalıştılar. Bir tane tazminat davam var. Buralardaki mahkemelerden istedikleri kararı çıkartamayınca en son soluğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında aldılar. Ankara 7. Adliye Hukuk Mahkemesi'nden de bir tane tazminat davası açtılar. Bunları dile getirdiğim için. Kimin olduğunu, yerli işbirlikçinin kimin olduğunu, 84 milyonu tahminime 80 milyonu biliyordur yani kimin olduğunu. Bunlar bu usulsüz izinlere kimin vereceğini belli yani. Bunun da sahibinin kim olduğunu herkes biliyor. Zaten bu Türkiye'nin altını oyan madenlerimizi yabancılara verip Türk ortaklı gösteriyormuş gibi yapılan bütün işlerde belli isimler. Bu isimleri de zaten bütün kamuoyu biliyor. Şaşırmıyoruz ama kabul de etmiyoruz. Kesinlikle. Kaz Dağları'nda altın madenleri bir süre durduruldu. Korkunç bir doğa katliamı yaşanıyor. Uydu fotoğraflarına bakılınca zaten vehamet ortaya çıkıyor. Aynı vehamete tepeden bakınca İliç'te gördük. Aynısı Kayseri'de Koza Maden gördüğümüz zaman insanın irkiliyoruz o fotoğrafları gördüğümüz zaman. Etrafı çevrili, insanların girişinde yasaklamışlar ama uydu fotoğraflarıyla, dronlarla çekilen görüntüleri izleyince gerçekten içimiz acıyor. Ama yetmiyor. Bu madenlerden birinin Türk müdürü, CEO'su çıkıyor televizyonda diyor ki milyarlarca yıl burada zaten milyonlarca yıl bekleyen maden için biz diyor 3 ay diyor daha 5 ay 7 ay daha bekleriz diyor ondan sonra burayı biz alır götürürüz diyecek kadar da Türk milletinin gözünün içine baka baka biz bunları alacağız gideceğiz kardeşim diyor. Tabii ki bizim de Türk milletinin de mutlaka bir sözü olacaktır. Şu ana kadar direnişin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra bu direnişin artarak çocuklarımızın ve gelecek nesillerimizin geleceği için bunlara sahip çıkmak zorundayız. Siz o müdürlerin, o yöneticilerin, o işbirlikçilerin bu kadar rahat Türk milletine meydan okuyabilmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir atasözlerimiz binlerce yılda milyonlarca tecrübeyle meydana gelmiştir Vedat Bey. Bizim burada doğal kullanılan bir atasözü var. Diyor ki adamın suratına vurmuşlar demiş. Ah sırtım ya demiş dedim senin suratına vurayım. Niye sırtını tutuyorsun? Benim arkam kuvvetli olmasa demiş. Bu adam benim suratıma vuramaz. Anlatabildim mi? Şimdi bu destekleri bizi yönetenlerden almasalar bu şekilde bunlar kim ki daha gelip 10 bin kilometreden gelecek yerli işbirlikçiler de yanına alacak. Bu şekilde 84 milyona kafa tutacak. Yani lafı söyleyene değil söylettiğine bakacaksınız. Diğer bir atasözümüzde Vedat Bey. Lafı söyleyene değil söylettiğine bakacaksınız. O vatandaş kim ki bu toprakları kanla canla almış en son 1915'te 2016'da canımız pahasına ödediğimiz kanla bedelini ödediğimiz bu topraklarımızı bizim elimizden bu şekilde alıp yerli işbirlikçileriyle küresel emperyalist güçlere peşkeş çeksin. Arkasındakilerine bakmak lazım Vedat Bey. Arkasındakilerine bakmak lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de Sayın Bakan geçen gün açıkladı an itibariyle 20 civarında sözde altın madeni. Bana göre sözde çünkü altın bunların pek çok yerinde en ucuz maden. Bir 20 tane daha açılacakmış.
hatta bu karşı çıkanları da pek böyle ciddiye almayan açıklamalar var. Devlete bu madenlerden geliri %1-1,5 gibi Afrika'nın en geri kalmış ülkelerinde bile %17-18 ile o altın madenleri verilirken bizde sözde %2-3 gibi bir anlaşma yapılıyor. Bir de en az 300-500 milyon dolar teşvik veriliyor. Nedir? Arkadaşlara teşvik verelim de bu madenleri daha güzel söksünler, götürsünler Türk milletinin cebinden. Açıkça Türk milleti bu peşkeşi görüyor, aslında az görüyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Sadece Erzincan'da şu anda ne kadar Türk milletine ait ekonomik değeri nedir götürülen? Yani bilinen bilinmeyenleri katmıyoruz. Vedat Bey, şimdi bu ÇED raporları, şu belgeyi görebiliyorsunuzdur, görmüşsünüz umarım. Kendi beyanları. Şimdi ÇED raporlarının bir özelliği var. Ben 6,5-7 yıldır ömrümü bu işe adadığım için biliyorum. Maden sahasında kullandığı diyelim bir kamyon düşünün. Kamyonun, aracın lastiğinin markasını dahi yazmak zorundalar. Bunları yazıyorlar. Bakanlık buna geri onay veriyor. Bu bizdeki madenin ömrü 2019 yılından itibaren 25 yıl. 2044 yılına kadar. Maden 2010'dan beri üretim yapıyor. Yani 11 yıldır üretim yapıyor. Peki bu son 10 yılını görmezden mi geliniyor? Şimdi onları saymıyoruz. O 10 yılını görmezden gelelim. Şu an kendi hazırladıkları bu bilançoya göre konuşalım. Bir bilanço hazırlamışlar. 2020 yılından 2027 yılına kadar 7 yıllık, 8 yıllık bir bilanço hazırlamışlar. 86.2 ton altın, 25 yılda 269 ton altın ediyor. Gümüş, bakır, soy metaller hariç 269 ton altın Vedat Bey. Bunun mali değeri, burada iki tane kuyumcuya hesaplattırdım. Bir tane kuyumcu işin içinden çıkamadı. Diğer arkadaşını çağırdı, meslektaşını çağırdı. Mali değeri 23 milyar dolar. 23 milyar dolar. Minimum. O kendi beyanlar artık, beyanlarının doğruluğunu artık yüce Türk milletin takdirine bırakıyorum. 23 milyar dolar. Şu anda ekonomik kriz yaşıyoruz. Benim ülkemin geleceğini biz Amerika'ya peşkeş çekiyoruz, Amerika'ya. PKK'ya 7000 tır silah veren Amerikalı dostlarımıza peşkeş çekiyoruz. Bu 23 milyar dolardan, o da kendi beyanlarından bahsediyorum. 23 milyar dolardan arkasında da şöyle bir bilanço var Vedat Bey. Bir de bunlar bu madeni açsınlar diye kolaylık sağlamak için simit satarak bu ülkeye vergi ödeyen Türk milletinin cebinden milyonlarca lira verip teşviktir, destektir, vergi indirimidir vesairedir. Öyle de kolaylıklar sağlanıyor. Kendi beyanlarından bahsediyor, okuyorum. ÇED sayfa numarası 99. Maden ömrü boyunca ödenecek devlet hakkı yaklaşık 198 milyon dolar civarında olacaktır. Şimdi diğer sayfaya geçiyorum. O ÇED sayfası 99'du, bu da bir sonraki sayfa. ÇED sayfası 100. Devlet hakkından %40 teşvik indirimi uygulanmıştır. Şöyle düşünelim. Bir terazi kurulur, elimize alalım Vedat Bey. Terazinin bir tarafında 23 milyar dolar, diğer tarafında vergi indirimiyle 117 milyon dolar. Biri milyar dolar, biri milyon dolar. Bu resmen vatana ihanettir. Bas bas bağırıyorum, açıklıyorum, haykırıyorum, yalvarıyorum. Bu vatanı satmak demektir bu. Terazinin bir tarafında yine söylüyorum 23 milyar dolar, diğer tarafında 117 milyon dolar. Bu resmen vatana ihanettir Vedat Bey. Bunun başka izah tarzı, anlatımı yok. Başka izah tarzı yok. Ben izleyenler için küçük de bilgi vereyim. Şimdi sülfürik asit de kullanılmaya başlandı orada. Miktarını bilmediğimiz kadar onlarca, yüzlerce, belki binlerce ton sülfürik asit. Sülfürik asit şöyle bir şey. O kadar güçlü bir asit ki geçenlerde bir arkadaşımın iş yerinde başına geldi. Bir sülfürik asitin olduğu bir yerden taşırken bir miktar sızma olup bir an için, bir saniye içinde bacağına
çok az miktarda değiyor. Değdiği anda bir saniye içinde kemiği gözüküyor. Yani korkunç bir şey. Gerçekten dünyada üretilmiş en güçlü zehirli ve etkili asitlerden biri. Ve bu orada bilmiyoruz. Bildiğim kadarıyla Rusya'dan ithal ediliyor gemilerle. Ne kadar geldiğini bir Allah biliyor, bir de Türkiye'yi yönetenler biliyor. Kendi ondan da onunla ilgili de kendi ne kadar siyanür kullanıldığını da söyler misiniz bu arada? Kendi beyanlarını söylüyor. 11 bin ton, 11 bin ton siyanür. Sodyum siyanür kullanılıyor. 11 bin ton. Asıl vahim olan ne biliyor musunuz Vedat Bey? Siyanüre kurban olan denecek inorganik asitler kullanılıyor burada. En başın dünyanın en, siz de beyan ettiğiniz gibi, dünyanın en tehlikeli kimyasalı sülfürik asit, sülfürik asit. Bir varil bunu kullanmalarının nedeni var olan madeni en hızlı şekilde alabilmek için. Amaç Türk milleti uyanmadan Allah'ın bu topraklara bahşettiği o değerli madenleri bir an önce alalım. Ne kirlenirse kirlensin, kim ölürse ölsün, neresi ki zehirlenirse zehirlensin mantığıyla hareket ediliyor. Vedat Bey, buradaki maden 2010 yılından 2019 yılına kadar siyanürle üretim yaptı. Siyanür topraktaki altının %30'unu alabiliyor. %30'unu aldılar. %70'ini alamadıklar için devasa suni bir dağ olarak yığdılar. 2019 yılında 850 milyon dolarlık siyanür artı sülfürik asit projesine yatırım yaptılar. Sülfürik asit de %96'sını alıyor. Biri %30'u, biri %96'sını alıyor. Ama aması şu: sülfürik asit siyanürden yüzlerce, binlerce kat daha tehlikeli. Sülfürik asitin etkisi bütün Türkiye'yi etkiliyor. Türkiye'nin sınırlarını dahi dışına çıkıyor sülfürik asit. Size sülfürik asitle ilgili kısa bir bilgi vermeye çalışayım. Benim yine sohbetimizin başında söylediğim gibi, benim bütün kulda konuştuklarım, paylaştıklarım, bilgi belgelerinin tamamının %80'i ÇED raporundan, %20'si bilimsel raporlardan. İstanbul Teknik Üniversitesi ile Türk Toraks Derneği'nin elindeki kapı gibi iki tane bilimsel raporlarından. Bir varil sülfürik asit düşünün Vedat Bey, bir varil. O bir varil sülfürik asitin içine dünyanın en sağlam taşını, var ya taş, bildiğimiz taş, bir iki kiloluk taşını atın, 10 dakika sonra dünyanın en sağlam taşını dahi yok ediyor. Altının haricindeki bütün elementleri yok ediyor. Bütün altını indiriyor, yok ediyor. Altını indiriyor aşağı. Altını aşağı indiriyor. Şeylerden. Bu altını ve diğer soy metalleri indiriyor. Aynen. Bu Suudi Arabistanlı gazeteci vardı. Yok ettiler. Hatırlıyor musunuz şeyde? Kendi konsolosluklarında. İşte insanları yok eden kimyasal bu işte. Sülfürik asit. Sülfürik. Bir, sizin de beyan ettiğiniz gibi bir gramı elinize damladığı an bir dakika sonra elini kemiği delip aşağıdan çıkan kimyasal. Şimdi elimiz iki tane ÇED raporu var. Şu ana kadar yıllık 9000 ton kullanıyorlardı. Şimdi şu anda ruhsat izinini almadıkları halde yıllık 122 bin ton sülfürik asit kullanılıyor. 122 bin ton, bütün bölge Türkiye Çernobil'e dönüşecek. Dönüşmeye başladı bile. 122 bin tondan bahsediyoruz Vedat Bey. Etkilenenler var mı şu anda sağlık olarak? Kanser patlamış vaziyette. Bunun etkileri zaten bu proje, yeni proje 2 yıl oldu devreye gireli. Siyanürden sülfürik asite geçiş projesi 2 yıl oldu devreye gireli. Bilimsel raporlara göre 3 yıldan itibaren, 3. yıldan itibaren etkileri görünmeye direkt etkileri görünmeye başlanacak diyor. Şu anda kanser patlamış vaziyette. Özellikle küçük çocuklarda, özellikle akciğer kanserlerinde. Sülfürik asidin yanında 23 tane direkt kanser yapıcı kimyasallar kullanılıyor Vedat Bey. Milyonlarca ton.
nasıl sızıyor? Ben o havuzları gördüm. Chat raporunda da aslında itiraf var. Her ne kadar bu havuzlar iyi izole edilse de sızma olacaktır diyorlar. O şekilde beyanat veriyorlar ve Türkiye'yi yönetenler bunu kabul ediyorlar. Yani sızma olacağını, ayrıca sızma havuzlarının olacağını kabul ediyorlar. Gözlerimiz de gördük, sızma havuzlarının haricinden de sızıntılar var. Şu anda ne durumda o sızıntılar? Şimdi Vedat Bey, o bir futbol sahasını gözünüzün önünde canlandırın. Bunun yanına 197 tanesini daha ekleyin. Düşünebiliyor musunuz? Gördüm ben. Yani gördüm, biz beraber gittik zaten. Şimdi o gördüğünüzden itibaren hariç bir tane daha devrede. İnşaatı başladı. İkincisi yolda. Bununla da yetinmiyorlar. Eğer bu projenin damarları Sivas iline, Malatya iline, Tunceli iline, bizim Kemalye ilçemize dayanmakta. Oraları da devreye sokarlarsa bu atık barajlarından, devasal atık barajlarından 7 tanesi daha yolda. 7 tanesi daha. Toplamda 9 tane olacak. Şimdi atık barajlarından şu anda belgesini bulamıyorum. Türk milleti uyanmadan servetimizi bir an önce almak için ne geliyorsa ellerinden yapıyorlar. Aynen. Ya ben buna servet demeyeyim. Bu vatanı satmak demek ya. Vatana ihanet demek ya. Acaba Türk milletine ait yeraltı servetlerimizi yağmalamanın karşılığı vatana ihanettir. Başka şekilde izah edemeyiz biz bunu. İzah edilemez. Şimdi ben Sedat Cezayirlioğlu olarak gitsem Amerika'ya, Kanada'ya, Denver, Colorado'ya gitsem, merkezlerine gitsem. Amerikan ülkesi, Kanada ülkesi. 269 ton altını bırak, bana bir yaprak, bir çakıl taşı verir mi? Şimdi bu vatana ihanet değil mi Vedat Bey? Bu vatana ihanet, direkt bu vatana ihanetle yargılanmaları lazım. Bunlara izin verenler. Bunun başka izah tarzı yok. Yine söylüyorum. Yani o beğenmediğimiz Saddam Hüseyin bile petrol sahalarında her yerde kendi hakimiyeti vardı. Burası Irak halkınındır diye mücadele ediyordu. Bizi yönetenler görüyoruz ki Türk milletinin haricinde herkese ait oldu. Sadece bu madenler mi? Her konuda böyle. Sadece bu madenler mi? Vedat Bey, benim bir arkadaşım var, öğretmen. Oğlu ilçemizde 2 yıllık meslek yüksekokulunun müdürü. Biz bu sohbetler yapınca diyor ki benim çocuğum Amerika'da burs kazandı. 4 aylığına gidecekti. Stajını tamamlamak için. Pasaport vizeyi çıkarttık diyor. Vizeyi onaylamıyorlar diyor. Onaylamıyorlar. Dedim hocam neden onaylamadılar? Diyor ki Sedat Bey çocuğun hesabında 6500 dolar görmeden vizeyi onaylamadılar. Nedenini sordum. Olur ki diyor. Çocuğum oraya gidip de parasız kalınca onların başına bela olmasın diye. 6500 dolar hesabında görmeden vizesini onaylayıp vermediler. Anlatmak istedim, anladınız mı hocam? Çok iyi anladım. Biz de üstüne para vererek 6500 lira değil bu milletin milyar dolarlarını vererek 7-8 milyon Suriyeli dahil dünyada ne kadar göçmen şey varsa, sığınmacı varsa hepsini almış durumdayız. İşte farkımız o. Onlar kendi milletlerini, vatanlarını düşünüyorlar. Biz de Türk olmayan herkesi düşünüyoruz. Böyle bir acayip bir dönem yaşanıyor. Bu dönemi tarih nasıl yazacak? Mutlaka tarihin kara sayfalarına girecek olan bir dönemi yaşıyoruz. Gerçekten vatana, millete sahip çıkmak bugün en kutsal görevlerden biri. Vedat Bey, o atık barajının hemen 350 metre altında, yine söylüyorum, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ve Türk Töresleri'nin bilimsel raporuna göre şu anda tüm dünyada su kıtlığı var. Bunu herkes biliyor. Doğru mu? Yani bu malumun ilanı değil. Yani bunu ben açıklamıyorum. Ben bilim adamı değilim. Ne kadar su çekiyor bu maden? Günlük 200 tankerden bahsediyorlar. 200 tankerden. Şimdi asıl sıkıntı o değil. Asıl sıkıntı ne biliyor musunuz? 2040 yılına Türkiye'de 2 tane nehir kalacak diyor. Küresel ısınmadan dolayı 2040 yılına 2 tane nehir kalacak. Bir tanesi Fırat Nehri, bir tanesi Dicle Nehri. Düşünebiliyor musunuz? Dünya hızlı bir vaziyette su kıtlığına gidiyor.
bu Fırat Nehri'nin en büyük kolu bu atık barajına, bu projeye, ismi Çernobil'i, ben onun ismini ben koydum. Bu Çernobil projesinin yakınlığı 350 metre. Bu atık barajlarından şu anda belgesi burada, bir saniye. Görebiliyor musun? Diyor ki atık barajlarından, bu bir tanesi 197 futbol sahası büyüklüğündeki atık barajından kimyasal sızıntılar olmaktadır diyor. Kimyasal sızıntılar. Bu sızıntıları toplamak için diyor, bunun alt tarafına, Fırat Nehri yakınlığına küçük atık toplama havuzları inşa ettiler. Küçük, yani kimyasal sızıntıları toplamak için küçük atık barajları inşa ettiler. Buna rağmen diyor, sınırlı seyirde yine diyor kimyasal sızıntılar olacaktır. Peki size soruyorum, bu kimyasal sızıntılar nereye karışacak? Altında, metrelerce altında Fırat Nehri'ne karışıyor. Nehir ve barajı var, baraj da yaptılar. Burayı için, bu proje için baraj yapıldı. Bağıştaş HES 1, HES 2. Ya bu akıl tutulması, yine söylüyorum Vedat Bey. Bu akıl tutulması, bunun akılla, bilimle izah edilecek hiçbir tarzı yok. Evet, yani gerçekten yok. 2040 yılında herhalde bugünlerde Türkiye'yi yönetenler mutlaka lanetlenecektir, ama biz bugünden halkımızın dikkatini çekmeye ve elimizden geldiğince ne geliyorsa elimizden bunu yapmak için mücadele edeceğiz. Bu topraklar bize şehitlerimizden emanettir. Biz de kendi çocuklarımıza en azından sordukları zaman mücadele ettiğimizi söylemeliyiz de söyleyeceğiz de. Geriye dönük olarak da benim kendi namıma, benim babam susmadı diye ben, en azından kızımın içi rahat olacak. Çok önemli. Bence kimse susmasın. Sizi de tebrik ediyorum. Allah razı olsun sizin gibi insanlardan. Ben son sözlerinizi rica edeyim. Bu programları da devamlı yapacağız. Vedat Bey, ben şunu kesinlikle iddia ediyorum. Türkiye'nin birinci, bu sorun çözülene kadar birinci gündem maddesi bunun olması lazım. Kesinlikle Türkiye'nin birinci gündem maddesine oturması lazım Vedat Bey. Size kısa bir örnek vereyim bu sülfürik asitle ilgili. Bizim insanoğlu unutkan biraz. 2016 yılında IŞİD terör örgütü Kuzey Irak'ta küçücük bir kükürt tesisini bombaladı. Kükürt tesisleri de sülfürik asit üreten tesislerdir. O da buranın minyatürü denecek küçücük bir, çok ufak bir kükürt tesisini bombaladı. IŞİD terör örgütü. Aynı gün, devrisi gün, Güneydoğu'daki bütün illeri alarma geçti. Burası çok önemli. Lütfen altını çizerek bahsediyorum. Meteoroloji müdürlüğümüz alarma geçti. Sağlık müdürleri alarma geçti. Dönemin 2016'da Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynağ'ın açıklamaları var. Sülfürik asit yağmurları Türkiye'ye doğru geliyor. Amerikan Uzay Havacılık Dairesi, NASA'nın açıklamalar var. Zehirli gazlar Türkiye'ye doğru geliyor. Bilim adamlarının açıklamalar var. Yayını kapattıktan sonra bütün millet YouTube'a, Google'a girdikleri zaman izleyebilirler, okuyabilirler. Kapılar dışarı çıkmayın. Kapılarınızı dahi kolibantlarıyla, camlarınızı dahi kolibantlarıyla kapatın. Sülfürik asit yağmurlarına dair maruz kalmayasınız diye. Bunun dumanları havaya çıkıyor, yağmurla birleştiği an bunda etki mesafe yok. Rüzgarlı olay olduğu için, meteoroloji devreye girdiği için Vedat Bey, yüzlerce kilometre alana yayılıyor. Yağmurla da birleştiği an direkt kanser olarak yağıyor. Direkt kanser olarak. Burada yıllık 122 bin ton sülfürik asitten bahsediyoruz. Tüm Türkiye Çernobil'e dönüşecek Vedat Bey. Bu proje Türkiye'nin gündemine oturmak zorunda. Çernobil diyorum size, kaçak nükleer atık tesisinden daha tehlikeli diyorum size. Ben demiyorum, bilim adamı diyor. Ben daha nasıl izah edeyim? Ve biz bu tehlikeyi sadece Erzincan üzerinden. Şimdi ilk aklıma geldiği kadarıyla Artvin, Cerattepe, Fatsa, şu anda Tokat, Ege'de, Bergama'da, Kayseri'de aynı şeyler yaşanıyor.
aynı maddeler kullanılarak aynı şekilde toplu olarak yağmalanıyor. Nedense eş zamanlı olarak yağmalanıyor ve AKP hükümetinin dönemine denk gelmesi de çok manidar. Bir anda benim çocukluğumda ve ortaokul, üniversite yıllarında, hatta daha sonrasına kadar Türkiye'de altın dahi yok deniyordu. Birdenbire Türkiye'nin her yerinde altın ve altından çok daha değerli madenlerin varlığı bir anda ortaya çıktı. Bir bakıyoruz ki bugün bu madenleri işletenler Türkiye'nin sözde dostları, özde Türkiye'yi bölmek isteyenlerin yanında olan, maddi manevi her türlü desteği veren ve daha önce de Sevr Anlaşması'nı Türk milletine dayatanlarla aynı olduğunu görüyoruz. Gerçekten Türk milletinin artık kendine gelmesi gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde yine yeni gelişmelerle yine biz birlikte olacağız. Bugün Erzincan'daydık. Yarın Fatsa'ya gidiyoruz. Öbür gün Tokat'a gidiyoruz. Cerattepe'ye gidiyoruz. Her yere gideceğiz. Doğu ve Güneydoğu'da biz biliyoruz ki o dağlarda çok değerli madenler var. Onları da işte o teröristleri, o bebek katillerini oralarda tutmak için Türk milletinin cebinden para alıp onlara silah olarak veriyorlar. Onlara pasaport olarak veriyorlar. Ve onlar her yerde Avrupa'ya rahat gidebilirken, Amerika'ya rahat gidebilirken Türk çocuğu özellikle bırakın vizeyi, bir de 6500 dolar cebinde bankasında hesap istiyorlar. Tabii bunlar bizim onurumuza dokunan şeyler, kabul etmiyoruz. Dolayısıyla nedir o? Vedat Bey, bu çok başlı başına, asıl ben bunu bu programa değil, bununla ilgili yeni bir program yapmamız lazım. Bu çok önemli. Asıl tehlike ülkemizin komple geleceği çalınıyor. Altından hariç mesela selenyum 100 gramı 1 milyon dolar. 100 gramı 1 milyon dolar bağırıyorum. Burada altından hariç soy metaller Amerika'ya peşkeş çekiliyor. Bunun için başlı başına bu farklı bir dosya. Bunun için başlı başına bir program yapmamız lazım. Altın, gümüş, bakırdan hariç. Şimdi demin dedim ya, bunlar iş makinesinin lastiğinin markasını bile yazmak zorundalar demiştim ya. Şimdi altın, gümüş, bakır için çıkartılacak miktarları kendi akıllarınca beyan etmişler. Ama 28-30 tane soy metal çıkartılıyor. Sade isimleri var. Ne kadar çıkıyor, nereye gidiyor, kim çıkarıyor belli değil. En önemli vurgun... Onların hepsi belli, gramına kadar belli ama Türkiye'yi yönetenlerle bu madeni soyanlar bunu saklıyorlar. Türk milletinden. Vedat Bey, bunların kullanım alanları uzay mekiklerinde, uzay araçlarında, savaş uçaklarının jet motorlarında 1800 santigrat derecede ancak erimeye ulaşıyor. Hayır. Bir söyleyeyim. Ödemiş Bozdağ'da ben analizleri yaptırdığım zaman mesela teknetyum var. 3-4 bin derecede ancak ergiyor. Özellikle uzay sanayinde roketlerde kullanılıyor. Çünkü dünyaya girerken, atmosfere girerken oluşacak ısıdan etkilenmemesi için. Ya sadece yani titanyumdan platine, uranyumdan aklınıza hangi maden geliyorsa, osmiyuma kadar bugün biz milyonlarca dolar vererek hastanelerimizdeki röntgen cihazları için vesaire, sadece örnek veriyorum, bazı cihazlar için osmiyum borsasından osmiyum temin ediyoruz. Borsa Londra'da, İngiltere'de bir gram soy metal yok. İşte bizim gibi kandırılan ülkelerden ve işbirlikçiler aracılığıyla Türkiye'nin ve Türk milletinin malını alıp dünya borsalarında yine Türk milletine satıyorlar. Gerçekten bunları konuşurken dahi benim mideme kramplar giriyor. Yazıklar olsun yani. Şimdi çok önemli bir belgede evaporatör olayı var. Bu selenyum, bu soy metallerle evaporatör sistemini, o evaporatör dünyada işi benzeri yok. Evaporatör bu atık barajındaki siyanürlü, sülfürik asitli atıkları evaporatör denen cihazlarla atmosfere verecekler. Atık barajı 25 yılda dolması gerekiyor iken 2 yılda doldu. Siz de geldiniz, gördünüz. Bu soy metallerle ilgili en önemli konu bu. Diğer bir evaporatör, çünkü atmosfere verdiği zaman rüzgara, buhara, sıcak, ya atmosfere karışacak Türkçesi yani. Bu siyanürlü suyu alet, bu alet
havaya püskürtüyor. Çok güçlü pompalar. Havaya püskürtünce atomizer halde bunları bir an önce kuruyup, evet, evet, onu gösterelim, onu gösterelim. Bir an önce kuruyup o göl şeylerin, havuzların bir an önce boşalması için. Ama bunu boşaltırken, havuzları boşaltıp yeni daha maden, daha fazla maden alabilmek için bunu yapıyorlar. Ama bunu da Türk milletine armağan olarak veriyorlar bu zehri. Vedat Bey, bunlar başlı başına ikisi ayrı bir konu, bu soy metallerle ve ile bir de evaporatörle ilgili. Bunları bütün Türkiye'ye duyurmamız lazım. Sizden istirhamım, ricam, bunlarla ilgili yeni bir program başka bir tarihte yapalım ki tüm Türkiye'ye duyurmamız lazım. Son sözüm şu. Son sözüm şu. Muhalefet partileri acilen bu proje, siz demin bir şey söylediniz. Onu düzeltmem lazım. Buradaki diğer illerimizde şu anda siyanürle üretim yapılıyor. Buradaki sadece burada var. Dünyada işi benzeri yok. Siyanür atığı, sülfürik asit. Şimdi siyanürle başlıyorlar. O diğer illerimizdeki Kapadokya olsun, Amasya olsun, Erba olsun, Kayseri Develi olsun, İzmir olsun, Çanakkale olsun, Malatya olsun, buralar daha o sisteme geçilmedi. Ama gelecekte onları bekleyen tehlike de aynı tehlikede. Çünkü siyanürle %30'u alınıyor, sülfürik asitle %96'sı alınıyor. Şu an son sözüm, toparlamak istiyorum. Acilen bu konu tüm Türkiye'nin gündemine oturmak zorunda. Ana muhalefet, diğer muhalefet partilerini acilen göreve davet ediyorum. Türkiye'deki vicdanı olan, Allah korkusu olan, ülkesini, toprağını seven bilim adamlarını buraya davet ediyorum. Hukukçuları buraya davet ediyorum. Muhalefet partilerini acilen buraya davet ediyorum. Tüm Türkiye'nin gündemine oturması lazım buranın. Peki, çok teşekkür ediyorum Sedat Cezayirlioğlu. Önümüzdeki günlerde yine bu işin zaten peşini bırakmıyoruz. Yine bir araya geleceğiz. Yine kamuoyunu, sizin orada gördükleriniz, edindiğiniz bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, önümüzdeki günlerde yine yeni bir konu ve yeni bir programla, yeni bir konukla bir araya geleceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Ne kadar...